Şimdi dostlar, türev alma kurallarının 27. köşe taşında kalmıştık. Oradan bir devam edelim bakalım. Bitirelim şu köşe taşlarını. Son 4 köşe taşımız kalmış. Bakalım ne diyor? 1 numaralı sorumuz. Türevlenebilir ve sürekli bir f fonksiyonu için f'in küpünde türev alın, bir değerinde yerine yazın diyor dostlarım. Şimdi kuvvetli bir türev olduğu zaman, yani kuvveti üssü olduğu zaman ne yapıyordum? Kuvveti başa alıyorduk dostlarım. 3 tane f kuvveti bir azalttım. Bir de içine giriyorum. İçinde ne var bunun? Fx var. Çarpı bir de f'in türevinde x diyorum dostlarım. İşte burada da x gördüğünüz yere 1 yazın diyor. Hemen yazalım. 3 çarpı f'te 1 karesi gelecek. Çarpı f'in türevinde de 1 oldu burası. Şimdi f'te 1 neymiş dostum? 3. Karesi ne yapar? 9. 3 ile çarptım, 27. F'in türevinde 1 kaçmış? O da 3. 27 ile 3'ü çarptım, 81 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 2 numaraya. Diyor ki g'nin türevini alın, 2 yazın. Hadi gelin şimdi burada g'nin türevini bulalım. G'nin türevinde x eşittir. Şurada çarpımın türevi var. Birincinin türevini alacağım. X küpün türevi 3x kare çarpı, ikinciye aynen yazıyorum, f'in karesinde x artı ikincinin türevi. Şimdi buraya dikkat, üslü bir ifade var. Yine ilk önce 2'yi başa aldım. Kuvvet 2 idi, 1 oldu burası. 2 f'te x çarpı 2. Bak, üslü ifadenin türevini aldık. Bir de içeri girdik, f'in türevi çıktı karşımıza. F'in türevinde x. Şimdi bu da ikincinin türevi. Çarpı birinci vardı bir de. Yani çarpı x küp var dostlar. İşte türevini aldık g'nin. Şimdi x gördüğünüz yere 2 yazın diyor. Yazalım. 2 yazarsak 4. 3 ile çarptım, 12. F'in f'te 2 çıktı. F'te 2 3'müş ama karesi var bir de burada. 3'ün karesi 9 geldi. Artı f'te 3, f'te 2 çıktı yine karşıma. Burası 3'müş. F'in türevinde 2 çıktı. 2 yazıyorum ya x yerine. Burası ne yapıyormuş? Eksi 1. 2 yazıyordum x gördüğüm yere. Burası da 8 yaptı. Bir de başında 2 var dostum. Bunların çarpımı. 2 kere 3 6. 6 ile 8'in çarpımı 48. Eksi 1 ile de çarptım. Eksi 48 oldu. Şurası 108 yaptı. 108 eksi 48. O da 60 geldi. Sorumuzun cevabı. Geldim 3 numaraya. Yine g'nin türevini alın diyor ve x gördüğünüz yere de 2'yi yapıştırın diyor. Hadi gelin g'nin türevini bulalım. Bunun için şu ifadenin türevini alacağım dostum. F'in türevinde x olur burası. Çarpı, şurayı bir toparlayayım. Üslü ifade şeklinde yazayım. Gx'in karesinin bölü 3 diyor. 2 bölü 3 şeklinde yazdım. Üslü ifadeye çevirdim. Eşittir'i koyalım şuraya. Şimdi 2 bölü 3'ü başa aldık. Çarpı gx üzeri bir azalttık 2 bölü 3'ü. Eksi 1 bölü 3 oldu dedim. Çarpı bir de içine giriyorduk değil mi arkadaşlarım? İçine de girdik. G'nin türevinde x çıktı burası. Artı 2x'in türevi 2. Eksi 3'ün türevi 0. Onu yazmadım. Şuraya dikkat edin arkadaşlarım. Ne yaptık burada? Kuvvetli ifadenin türevini aldık. 1 ve 2. soruda yapıyoruz ya. Kuvveti başa aldık, biraz attık. İçine aynen yazdık. Çarpı bir de içinin türevini yazdık. Unutmayın bunu. Şimdi 2 yazın diyor. Burası ne olur? F'in türevinde 2. Yani 3. Eşittir. 2 bölü 3 çarpı 2 yazıyordum. G'de 2 gelir burası. G'de 2'nin de 1 olduğunu söylemiş. 1'in eksi 1 bölü 3. kuvveti 1. Çarpı G'nin türevinde 2 gelir burası kardeşim. Zaten aradığım şey de o. G'nin türevinde 2 diyelim buraya. Artı bir de 2 var. Şimdi toparlama evresi. Önce 2'yi bu tarafa alalım. 1 kalsın burada. 2 bölü 3 çarpı G'nin türevinde 2 oldu buraya kadar. Şimdi 3'ü buraya çarpı durumunda attım. 3 oldu. 2'yi de bölü diye geçirdim. 3 bölü 2 çıktı. G'nin türevinde 2. Yani cevabım Ceyhan'daymış dedim dostlarım. Ve geldim son soruma. Bu köşe taşının f'in türevinde 3'ü soruyor. Şimdi önce burada
Kuvvetli ifadenin türevini alalım. Üslü ifadenin. Üçü başa aldım. İçine aynen yazdım. F içinde 3x var. Bir de karesi var arkadaşlarım. Buranın da karesini alacakmışız. Kuvveti bir azalttık değil mi? Çünkü 3'tü. Başa aldım, bir azalttım. Ama neyi unutmayacağım? İçine girdim bir de. İçine girelim şimdi. F'in türevinde 3x geldi. Çarpı bir daha içine girdim. 3x'in türevi 3. Eşitmiş bu adam. Sağ tarafında türevini alıyorum. 3x kare artı 2 yapıyor. Şimdi f'in türevinde 3'ü bulun diyor. O halde x yerine 1 yazalım mı arkadaşlarım biz? 1 yazarsak ne gelir buradan? 1 yazdım. 3 çarpı f'in karesinde 3 çarpı f'in türevinde 3 çarpı 3 var bir de burada. Eşittir 1 yazıyordum. 1'in karesi 1. 3 ile çarptım 3. 2 ile topladım 5. Burası ne oldu dostum? 3 kere 3 9 geldi. Bir de ne lazım bize? F'de 1 lazım galiba değil mi? F'de 3 lazım. Onu birazdan bulacağız. Şimdi devam edelim. Şuradaki 3 kere 3 9'u bu tarafa bölü diye atalım. 5 bölü 9 olsun. Şunları bir silelim. Şimdi f'de 3 lazım bize dostum. Öncelikle burada x yerine 1 yazarsam f'in küpünde 1 eşittir 3 olur burası pardon. F'in küpünde 3. X yerine 1 yazdım. Burası 1 olur. 2 de buradan geldi. 1 2 daha 3. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1 oldu. F'in küpünde 3 eksi 1'e eşitmiş. Her iki tarafın küp kökünü alıyorum dostum. Bu durumda ne geliyor? F'de 3 eşittir. Eksi 1 çıktı diyebilirmişiz dostlar. Peki. Şimdi buraya da getirip eksi 1 yazarsak. Küp kökünü aldım her iki tarafın. Eksi 1 yazdık. F'in küpü F'de 3 yerine. Eksi 1'in karesi oldu 1. 1 çarpı F'in türevinde 3. 1 çarpı F'in türevinde 3. Yine F'in türevinde 3 olduğu için. Demek ki F'in türevinde 3. 5 bölü 9'a eşitmiş. Yani cevabım Edirne'ymiş dedim dostlarım. 27'yi geçtim. Geldim 28'e. Zincir kuralı görüyorum dostlar burada. X'in T'ye göre türevini alın diyor. Şimdi bakın. X'in T'ye göre türevi eşittir. Öncelikle ben bir kere X'in U'ya göre türevini alabiliyorum. Çünkü X'te T'li bir şey yok arkadaşım. Sonra diyorum ki madem X'in U'ya göre türevini aldım. O halde U'nun da diyorum T'ye göre türevini alabilirim. Çünkü T'den oluşuyor U dediğimiz şeyde. Ve bakın gerçekten bunları yan yana çarptığınızda DU'lar sadeleşiyor. DX bölü DT geliyor. Yani istediğimiz şey buradan çıkıyor. O halde ne yapacakmışım zincir kuralında? X'in U'ya göre türevi çarpı U'nun da T'ye göre türevini aldığımda DX bölü DT'yi buluyormuşum dostlarım. Hadi şimdi X'in U'ya göre türevini alalım. 3 U kare gelir çarpı U'nun da T'ye göre türevi 3. Çarptığınızda bunları 9 U kare geldi. 9 U kare Edirne şıkkında mevcutmuş dostlar. Geçtim hemen 2 numaraya. Bakın yine Y'nin X'e göre türevini alın diyor. Şimdi DY bölü DX'i arıyorum ben. Diyorum ki Y'nin ben T'ye göre türevini alabilirim. Çarpı T'nin de X'e göre türevini alabilirim. Ve gerçekten DT'ler sadeleşince DY bölü DX çıktığını gördüm. O halde dediğimizi yapalım. Y'nin T'ye göre türevini alıyorum. Şuraya artık alıştık arkadaşlarım. Kök T'nin türevi 1 bölü 2 kök T. Artı T'nin türevi 1. Şimdi bu ne yaptık? Y'nin T'ye göre türevi çarpı. T'nin de X'e göre türevi o da 3 hocam. Bulduk. Sonuç bu. Diyor ki X eşittir 1 için diyor. Şimdi biz T'nin yerine ne yazacağız acaba? Çünkü biz T'li bir ifade bulduk. X 1 ise hemen getirip yerine yazalım. 3, 1, 4 mu oldu T dediğimiz şey? Demek ki X eşit 1 demek aslında T eşit 4 için demekmiş. T yerine 4 yazıyorum. Burası kök 4 olur. 2 çıkar yani. 2 ile de çarptığımda 1 bölü 4 oldu. Şöyle oldu. 1 bölü 4 artı 1 çarpı 3. 4 kere 1 4. 1 daha 5 bölü 4. Çarpı 3. O da 15 bölü 4 yaptı. Ceyhan'dan geldi cevap. Geçtim 3 numaraya. Artık biliyorum ki dy bölü du y'nin
D, T'ye göre türevini alabiliyorum. T'nin de U'ya göre türevini alıp çarptığımda şunlar sadeleşiyor. DY bölü DU çıkıyor zaten. Hadi şimdi Y'nin T'ye göre yok. Evet, Y'nin T'ye göre türevini alalım ilk önce. 1 bölü 2 kök içinde T artı 1'dir buranın türevi. Çarpı, şimdi T'nin de U'ya göre türevi. Hemen alalım. 2 başa geldi. İçine aynen yazdım. U kare artı 1. Çarpı, kuvveti bir azalttım 1. Bir de içinin türevi 2U. İşte bu da neymiş? T'nin U'ya göre türevi. Şimdi U eşittir 1 için diyor. Hemen U yerine 1 yazalım ama T yerine kaç yazacağız? Bunu bulmak için de ne yapıyorum? U yerine şurada 1 yazıyorum önce. 1, 1 daha 2, 4 geliyor değil mi T dediğimiz şey? Demek ki T yerine 4 yazacağım. 1 bölü 2 kök 5 oluyor. 2 kök 5 çarpı U yerine 1 yazıyorduk. 1 yazarsak burası 2 gelir. 2 ile de çarpılınca 4. 1 yazarsam bir de 2, yani 4 kere 2 8 geldi. Şununla da şunu sadeleştirelim. 4 bölü kök 5 geldi ki onu da kök 5 ile genişletiyorum. 4 kök 5 bölü 5 çıktı. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Şuna bakıyoruz hemen. Y'nin U'ya göre türevi diyor. Ben ne yapacağım? Önce Y'nin X'e göre çarpı X'in de U'ya göre türevini alacağım arkadaşlarım. DX bölü DU diyeceğim. DX'ler gidiyor. DY bölü DU çıkıyor. Şimdi öncelikle Y'nin X'e göre türevi hemen yazalım. 2X artı 1'dir. Çarpı X'in de U'ya göre türevini alacağız dostlarım. O yüzden buradaki her iki tarafın karesini alalım. U kare eşittir. X eksi 1 çıkar. 1'i de atalım. U kare artı 1 eşittir. X geldi. U kare artı 1'miş X. X'in de U'ya göre türevi 2U yapıyor arkadaşlar. İşte aradığımız şey buymuş. 2U çarpı 2X artı 1 Adana şıkkında mevcut dostlarım. 4 numaralı sorumuzun da cevabı Adana'dan çıktı. Evet, 28'i de gömdük. Şimdi 29 numaralı köşe taşıyla devam edelim. Bak. Evet, 29'la devam ediyorum şimdi dostlar. Fonksiyonunun türevsiz olduğu x gerçel sayısı kaçtır? E dostum, içini 0 yapan ifade türevsiz olduğu noktadır. İçini de 2 0 yaptığı için cevabım Edirne gelecek. Hatta bunu şöyle yapalım. Bakın, gelin bir türevini alalım bunun. Önce üslü ifadeye çeviriyorum. X eksi 2 üzeri 1 bölü 5 diye üslü ifadeye çevirdim. Şimdi türev alıyorum. F'in türevinde x eşittir. 1 bölü 5 başa geldi. X eksi 2 üzeri 1 bölü 5 eksi 1 eksi 4 bölü 5 çarpı içinin türevi 1. Düzenleyelim bunu. 1 bölü 5 1 bölü x eksi 2 üzeri 4 bölü 5 olur çarpı 1. Dostum bak, burada x yerine gerçekten de 2 yazdığında paydamız 0 oluyor değil mi? Burası 0'ın bir şeysi oluyor. 0'ın 4 bölü 5. kuvveti. Şöyle bir şey çıkıyor. 1 bölü 5 çarpı 0. Yani 1 bölü 0. Payda tanımsız oluyor değil mi? Paydamız 0 olduğu zaman tanımsızdır bu ifade. O yüzden paydayı 0 yapan değer 2 olduğu için ben de Edirne'yi direkt işaretledim. Ha, ne dedim ben? Köklü ifadeyi gördüm ya. İçini 0 yapan. Çünkü biliyorum ki türevini aldığımda bu içinin aynısı paydaya gelecek. O yüzden dostlarım, direkt içini 0 yapan değer türevsiz olduğu yerdir dedim. 2'yi işaretledim. Geldim 2 numaralı soruya. X eşittir 1 noktasında türevi vardır diye soruyor. Şimdi birincisi zaten polinom fonksiyonu olduğu için her yerde türevi var. O zaman 1 olacak arkadaşlarım kesin. Şu 2 şıkkı sildim. E bak hemen 3. maddeye bak. 3 numaraya. Yine içini 0 yapan değer 1 değil mi zaten? Yine 1 yaptığı için demek ki 1 noktasında türevi yok bunun. Hani az önceki soruda yaptığım gibi. İşte takla attırdığım zaman 1 bölü paydaya geliyor değil mi? X eksi 1 dediğim şey. Ve paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla tanımsız yapıyor. O halde 3 numarada x eşittir 1 noktasında türev yoktur. 3 olanları siliyorum dostlarım. 3 olmayacak doğru cevapların içerisinde. Peki geldim 2'ye bakalım. 2 numarada bir polinom fonksiyon dostum. Polinom fonksiyon olduğu için yine bunun da türevi olacaktır diyebilirim. Sonuçta 1 yazınca paydamız 0 gelmiyor. Dolayısıyla 2'de de türev var. Cevabım Denizli çıktı.
Burada ne diyor? Türevsiz olduğu x gerçel sayılarının toplamı. Hani türevsiz olması için neydi? İçini sıfır yapan değerler. Peki içini sıfır yapan değerler bunun kökleri değil midir dostlarım? Demek ki bana köklerinin toplamını soruyor. Bir ikinci dereceden denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'ydı hatırlarsanız. O zaman buradan direkt bulalım. Eksi b'miz 1 yapar. A'mız da 1. 1 bölü 1'den kökler toplamı 1 çıktı diyebilirsiniz dostlarım. Son sorumuza geldik. Fonksiyonunun türevsiz olduğu kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Demiştik ki mutlak değerde. Eğer ki tek kökü varsa ki bunun x eşittir 2'dir kökü. Tek katlı bir köktür değil mi? Çift katlı değildir. O yüzden bu kökte türev yoktur. Demek ki 2 için kök yok. Türev yok. Başka şunu çarpanlarını ayıralım ki bakın bu da x artı 2'nin karesi yapar. Kökü eksi 2'dir ama çift katlı kök olduğu için türev vardır. Burada türev var. Geçiyorum burayı. Bunu da yine az önce 1 ve 2. sorudaki yaptığımız gibi dostlarım. Hani türevini almaya kalksak bunun. Şöyle x üzeri 1 bölü 3'tür açılımı. 1 bölü 3 başa gelecek. X üzeri eksi 2 bölü 3 olacak. O da ne demek? 1 bölü 3 çarpı x üzeri 2 bölü 3 demektir. X yerine bakın 0 yazdığınızda paydamız 0 oluyor, tanımsız oluyor. Yani içini 0 yapan değer 0'dır. O halde 0 için bunda da türev yoktur. Hangi x sayıları vardır diyor. Kaç farklı x sayısı? 2 ile 0 için türevi yoktur bu ifadenin. 2 tane değer için türevi yoktur dedim dostlar. Ve geldim 30. köşe taşımıza. Limitinin değeri. Arkadaşlar limit sorularında da kullandığınız Liouville yöntemini yapacağım ben şimdi. Sürekli limit sorularında belirsizlik çıktığı vakit hiç öyle limitte yaptığınız gibi şeylerle uğraşmaya gerek yok. Liouville yapın, olayı bitirin dostlarım. Nedir hocam Liouville? Şimdi baktın 3 için diyor ya, 3'ü yerine yazıyorsun önce. Tabi limitte direkt yerine yazacaksın. Yerine yazarsam 9-9'dan 0, 9-9'dan yine 0. Yani bir 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. İşte belirsizlik çıkıyorsa şunu yapıyorsun. Liouville şudur. Türev alıyorsun. Ama lütfen dikkat. Komple ifadenin türevi değil. Yani bölümün türevi değil kardeşim. Bir payın türevini alıyorsun. Ayrı bir şekilde bir de paydanın türevi. Al bakalım payın türevini. 2x. Paydanın türevini al. 2x-3. Şimdi işte x yerine 3 yazıyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6, 3 çıktı 3. 6 bölü 3'ten işte cevabım patladı gitti. He baktın ki bir kere türev aldın üst ve altın. Sonuç yine belirsizlik çıktıysa bir kere daha türev alacaksın dostum. O zaman da bulacaksın. Yine mi olmadı? Bir kere daha türev alabiliyorsun. Şimdi geldik buna. 1 yazınca x yerine 0 bölü 0 geliyor. Görüyorsunuz hepiniz. O yüzden ben çok uzatmıyorum. Direkt Liouville uyguluyorum. Yani üst tarafın türevi x eksi 1'in türevi 1 bölü alt tarafın türevi kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x eksi 1'in türevi 0 olduğu için yazmadım. Bunu da ters çevirip çarpalım. 2 tane kök x çıktı. Şimdi x yerine 1 yazarsanız türevini aldıktan sonra 1 yazın. Burası 1, 2 ile çarptım. 2 geldi sorumun cevabı. Geldik buna. Şimdi eksi 2 yazın diyor. Yazdın eksi 2'yi. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Yukarısı 0 oldu. Eksi 2 yazınca muhtemelen yine burası da 0 çıkıyor kardeşim. Ve belirsizliği gördüm. Şimdi ne yapıyorum? Üst tarafın türevi 3x kare bölü alt tarafın türevi 3x kare artı 4x eksi 1. Şimdi x yerine eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4, 3 ile çarptım 12 bölü. Eksi 2'nin karesi 4, 3 ile çarptım 12. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı eksi 8, bir de eksi 1 var. 12 bölü 4, 1 çıktı 3. 12 bölü 3 de 4 yaptı gobeller. Cevabım Bursa'dan geldi. Son sorumuza geldik. A ve B gerçel sayılar. Bakın. X yerine 2 yazınca şimdi paydamız 0 oluyor. Demek ki payımız da 0 oluyormuş x yerine 2 yazınca ki 0 bölü 0 belirsizliği geliyormuş buradan kardeşim. 2 yazalım. 4 artı 2a artı b 0 oluyormuş burası. 0 bölü 0 belirsizliği geliyormuş. Ben ne yapıyorum hemen bu durumda? Bir kere türev alıyorum. Hem üstün hem altın. Üstün türevini alalım.
2x artı a bölü altın türevi de 2x. Şimdi 2 yazalım x gördüğümüz yere. 4 artı a bölü 4. Ve bu da neymiş sonucumuz? 2. Demek ki 4 artı a eşittir 8. A eşittir 4 geldi. Şuradaki denklemde de a yerine 4 yazalım. 8, 4 daha 12 artı b eşittir 0. B'yi de eksi 12 buldum. Neyi soruyor? A çarpı b. 4 ile eksi 12'nin çarpımı eksi 48 yaptı Gobeller. 31 var mıydı? Yok. Evet, köşe taşlarını bitirdik arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda nereye geçeceğiz? Tarama testlerine falan geçeceğiz Gobeller. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.